SQL Server'da veri tabanı tarafında hani yönetim işlemlerinden yazılımcının sorumlu olabileceği alanlar sınırlıdır aslında. Yazılımcı veri tabanı yönetim tarafında çok görevli değildir. Bu işlemleri genelde veri tabanı yöneticisi yapar. Ama örneğin buradan çıkacağınız firmada, sizin firmada kaç kişi çalışıyor? Siz hariç. Yani şu anda ya şimdi benim gördüğüm kadarıyla içeride çalışan iki kişi var. O yani bir de şirket sahibi var. Yani belki freelance falan çalışanlarla neyse. Aynen var. O tür firmalarda, yani küçük ve orta ölçekli firmalarda projeyi yapıyorsan veri tabanı yönetimi sana aittir. Veri tabanının bütün işlemleri size ait. Büyük firmalarda bu değişir. İşte uygulamayı geliştirirsiniz. Veri tabanı yöneticisi size yetkiler verir. O yetkilerin ötesine geçemezsiniz zaten. Veri tabanıyla ilgili yönetim işlemlerini gerçekleştirir. Siz sadece projeyi yazarsınız. Bunun doğru çalışmasını sağlarsınız. Bazen veri tabanı yöneticisi performans için, güvenlik için sizden isteklerde bulunur. Bunları sağlamak için de ek geliştirmeler yaparsınız. Ama genel olarak mantık bu şekilde işler. Siz yaparsınız bu işlemleri. Normalde yöneticinin yaptığı ama başlangıç aşamasında sizin de yapacağınız işlemlerden biri veri tabanı yedekleme. Yedekleme işlemleri SQL Server için, yani veri tabanı için kritiktir, önemlidir. Bir uygulamayı yaptınız, yedeğiniz yok, veri tabanın bulunduğu sunucu da çöktü. Bir şekilde kullanılamaz hale geldi, çalındı vesaire neyse artık. Öyle bir durumda yapacağınız hiçbir şey yok açıkçası. Veri tabanı yapısı önemli değil. Onu işte SQL script'ini saklamışsınızdır nesneleri oluştururken ya da kendi oluşturduğunuz hani AdoNet tarafında sonuçta sorgular falan oluşturuluyor. Yani o mantıkta tekrar kurtarma ihtimaliniz var. Veri tabanı yap, tablolarını falan. Belki diyagramını tutmuşsunuzdur falan. Ama önemli olan içerisindeki veridir her zaman veri tabanında. Bu veriyi kurtarmak için zaten yedekleme işlemi yapılır. Yedekleme işlemine backup, bunda yedekten geriye dönme işlemine de restore denir. Şimdi bu işlemlere bakacağız. Bunları nasıl yapacağız? Onları bir inceleyelim. JDiz'in içerisinde backups adında bir klasör oluşturdum. Şöyle. Bu backup klasörü içerisine biz yedeklerimizi atacağız. Normalde şöyle düşünebilirsiniz. Hani aranızda sistemci yok ama donanımsal performans için yedek alma işlemlerinde bazı şeyler hesaplanması gerekiyor. Örneğin bir donanım var. Bu donanımın yazılımın çalıştığı hard disk var. İşlemci var. RAM var. Donanım içerisinde disk okuyucu var bilirsiniz. Donanım sonuçta disk üzerine yazılıyor hard disk. Ve onun da bir okuyucusu var. Okuyucusu ne kadar hızlı olsa da sizin işlemleri yaparken belli bir kapasitesi var. Yani saniyede 7200 RPM falan onların değerleri. Yani belli bir kapasitesi var, okuma kapasitesi. Siz de veri tabanına yazdığınız ve okuduğunuz her şey aslında bu okuyucular tarafından fiziksel olarak yazılıyor. O yüzden de performans açısından disklerin kalitesi de önemlidir. Yani ne kadar kaliteli disk varsa o kadar hızlı okuma ve yazma işlemi yaparsınız. Burada aynı zamanda
ne kadar az okuma ve yazma yaptığınız da önemli. Dikkat ederseniz hep performans tarafından bahsediyorum. Örneğin birçok gereksiz veriyi çektiğiniz zaman, bunları söylüyorum ara ara, birçok gereksiz sütun veri çektiğinizde aslında o disk okuyucu fazladan ihtiyaç olmayan disk data page'lerini okuyor. Bunlar data page'lere yazılıyor veriler. Oradan okuma yapıyorsunuz. Bunu engellemek için işte performans hesaplamalarını falan göz önünde bulundurarak gereksiz sorguları kullanmamanız gerekiyor. Gelelim veri tabanı yedeği tarafına bu konuda. Şimdi veri tabanı diyelim C diskinde çalışıyor. Normalde doğru bir yöntem değil C'de. Çünkü orada işletim sistemi çalışır. Diğer bütün programlar çalışır, servisler falan. Orayla içine dışlıyordur. O yüzden performans için gerekli olan şey bunu farklı bir diskte yapmaktır. Tamam, C'de işletim sistemi ve programlar varsa örneğin D diye ama D'den kastım bölünmüş bir disk değil, gerçek fiziksel bir farklı hard disk olması gerekiyor ki o 7200 RPM'i bölmesin. Sanal olarak bölerseniz fark etmiyor çünkü. Okuma yapıyor gene. Tek okuma. Farklı fiziksel disk gerekiyor. Benim önerim genelde yedekleri bu şekilde farklı disklerden yönetmek. Oraya yazmak, oradan okumak falan. Bu şekilde hız performans daha iyi olur. Aynı kural loglar için de geçerli. Mesela LDF dosyalarından bahsetmiştik. Log data file. MDF dosyaları veri için bu işlemi gerçekleştiriyor. Data için. Ama aynı işlemi her işlem için bir de full recovery modda çalıştırıyorsanız bunların loglarının sürekli birikeceğini düşünün ve sürekli yazma işlemi yapılıyor. Bu yazma işlemini de daha performanslı yapmak için işte farklı bir fiziksel hard disk olmalı. Loglar orada tutulup MDF dosyaları da farklı bir fiziksel hard diskte. Gene C değil. İyi yaşa. Gene C'de değil. Gene farklı bir hard disk. Bu şekilde daha kaliteli bir donanım altyapısı olmuş olur. Tabi işlemcinin de ve RAM'in de güçlü olması gerekiyor. Velhasıl bunlar işin biraz teorik kısmı. İşin nasıl yapıldığına bakalım. Örneğin burada BankingDB oluşturmuştuk. İçerisinde küçük bir veri vardı. Bunu yanlışlıkla oluşturmuştuk buraya, değil mi? Production product'ı. İçerisinde az bir veri var. Gördüğünüz gibi. Bunu Advantage Works üzerinde yaparsak bu yedekleme işlemleri uzun sürecek ve çok yer kaplayacak. Bu nedenle BankingDB'ye bakacağız. Bunun üzerine sağ tıkladım. Öncelikle temel olarak birkaç işlem göstereyim. Burayla ilgili. Sonra yedeklemeye geçeceğiz. Şimdi ben bunun dosya yoluna gittiğim zaman örneğin fiziksel dosyayı şuradan almak istiyorum. Bakın. Data içerisinde, MS SQL'de data içerisinde program files. Orayı bulayım. Şurada data. Burada dosyalar var. Ben bunu delete ile silmek istiyorum. Bakın. SQL Server üzerinde açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor diyor. Bu bahsettiği şey SQL Server'ın servisi. SQL Server bu dosyaların tamamını tuttuğu için hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz. Adını da değiştiremezsiniz. Bakın izin vermiyor. Diyelim ki herhangi bir şey için bunu yapmanız gerekti. Geldim BankingDB'nin adını değiştirmem gerekiyor. O zaman bunun yayınını durdurmam gerekiyor.
çalışırlığını. Bakın şu an bütün bilgiler açık, değil mi? Test kısmından take offline var. Offline dediğim zaman bu database'i erişilemez hale getiriyor. Offline duruma getirir. Evet, hata. Bu hatayı gıcık oluyorum. Sebebi, ben şurada bir sorgu ekranı açtım. Bu ekran aslında dinamik BankingDB'ye erişilebilen bir şey oluşturabilir. Neydi? Session oluşturabileceğinden dolayı böyle bir hata veriyor. Bunu hizmetlerden kapatıyorum. Hizmetleri açıyorum önce. Servisler. Şuradan SQL Server servisini durduruyorum. Çalışmayacak şu an. Bu arada bu servisi durdurduğunuzda otomatikman arka taraftaki dosyalar da tutulmayacaktır. Mesela şöyle LDF'yi değiştiriyorum. Bu Windows'un bir izin mekanizması. Bakın dosya değişti artık. Çünkü servis tutuyordu bunları. Hadi değiş. Tekrar düzelttim. Bakın şu an servis kapalı durumda. İnşallah bilgisayar kapanmaz. Acayip sıkmıştım. Servis kapalı durumda. Ben bunu açayım. Şu an aktif hale geldi. Thank you.